Bugün sizlere e, Huawei ile birlikte ticari ve endüstriyel çatılar için güneş enerjisi çözümleriyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğiz. E, bu bağlamda ben sözü Çağkan Bey'e devretmek istiyorum. Teşekkür ederim. Günaydınlar, herkese merhabalar. Ben Çağkan Gazioğlu olup e, Huawei Solar Inverter Departmanında Ürün Müdürü olarak görev alıyorum. Üç e, 3,5 senedir şirketimizde faaliyet gösteriyorum. Bugün sizlere güncel ürün çözümlerimizden, ticari ve endüstriyel çatılarla ilgili ürün ve çözümlerimizden, sektördeki genel trendlerden, Huawei'in kim olduğundan, güneş enerji sektöründeki yerinden bahsetmek istiyorum. Umarım sesim net geliyordur. Sorularınız olduğu zaman not alabilirsiniz. Aldığınız notları sunumun sonunda az önce belirttiğimiz gibi chat kısmından ...bizimle paylaşabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Dilerseniz e, kısaca başlayalım eğitimimize. Öncelikle e, yeni lanse ettiğimiz bir komünite portalımızdan bahsetmek istiyorum. Bu portalımıza community.solar.huawei.com sitesinden giriş yapabilir. Burada üyelik oluşturabilirsiniz. Bu portalımız e, şu an yapmış olduğumuz e, online seminerler gibi... ...marketing etkinliklerinin lanse edileceği, e, takvimde paylaşılacağı bir portal olacak. Burada katılım sağlayacağınız etkinliklerden e, belli puanlar kazanma şansı elde edeceksiniz... ...ve bu puanlar karşılığında belli e, marketing hediyelerini edinme şansı yakalayacaksınız. Sadece Türkiye için değil, bütün Avrupa bölgeleri için geçerli bir e, ortak portalımız burası. Devam ediyorum. Öncelikle şirketimizden bahsetmek istiyorum sizlere Huawei e, belki duymuşsunuzdur yakın zamanda e, 2019 yıl sonu verilerini bizlerle paylaştı Bu veriler doğrultusunda e, Huawei'in 2019 içerisinde 122.9 milyar dolarlık bir ciro rakamına ulaştığını gördük Bu da son 5 yıla baktığımızda yıllık yaklaşık %19'luk bir ortalama ciro artışına tekabül ediyor Huawei, 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir şirket. 194 bin kadar çalışanı var. Bunların 96 bin kadarı R&D personeli. Fortune Global 500 sıralamasında da 61. sırada yer alan bir şirket. 3 ana iş konumunda faaliyet gösteriyor Huawei. Bunlardan birincisi tüketici elektroniği, ikincisi carrier business dediğimiz telekomünikasyon altyapı ekipmanları konusunda hizmet verdiğimiz iş grubumuz, üçüncüsü de kurumsal iş grubumuz. Biz güneş enerjisi departmanı olarak kurumsal iş grubunda yer alıyoruz. Tüketici elektronik iş grubumuz bildiğiniz üzere şirketimizin en önemli marketing ve pazarlama yüzü. Bu iş grubumuz sayesinde günümüzde yaklaşık %93'lük bir marka bilinirliği oranına ulaşmış bulunuyoruz. Ve dünya genelinde en çok akıllı telefon tedariği yapan ikinci şirket konumunda yer alıyoruz. İlk ekranda şirketimizin tanıtımı ile ilgili ilk ekranda e, yüksek sayıdaki arge personelimizden bahsetmiştim. E, bu bağlamda yine e, Huawei'nin açıkladığı 2019 yıl sonu rakamlarında 2019 içerisinde yaptığı arge yatırımlarının yaklaşık 16.8 milyar dolar olarak şekillendiğini gördük. Bu e, rakamlarla birlikte Huawei 87 binin üzerinde patenti bünyesinde bulunduruyor ve yine bu yatırımlar sayesinde hem tüketici elektroniği kısmında hem kirir hem enterprise kurumsal iş grubunda e, her sene yeni ürünler yeni teknolojiler e, sunma imkanı yakalıyor. Türkiye Huawei gelirsek e, Huawei Türkiye'de de uzun süredir faaliyet gösteren bir şirket. 2002'den beri Türkiye'de e, yerel şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. İki ana merkez ofisimiz var e, biri İstanbul'da biri Ankara'da. E, Huawei'nin bahsetmiş olduğum 3 ana iş grubu da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 1400 çalışanı var Huawei'in Türkiye'de. Bunların %90 kadarı yerli Türk çalışanlar. Ciddi bir yatırımla beraber Huawei Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul ofisimizde Huawei'in Avrupa'daki en büyük ikinci ARGE merkezi de yer alıyor. Bu ARGE merkezimizin içerisinde bir eğitim merkezimiz ve bir açık laboratuvarımız da var. Bu açık laboratuvarımız startup şirketlerin gelip Huawei imkanlarından yararlanabildiği bir faaliyet merkezi olarak hizmet veriyor. Güneş Enerjisi Departmanımızdan bahsedersek, ee, biz de Huawei Türkiye e, şirketi altında 2014'ten beri faaliyet gösteren bir departmanız. E, kendi e, departmanımız içerisinde e, account satış elemanlarımız, e, çözüm satış elemanlarımız benim gibi ve servis elemanlarımız bulunuyor. Ayrıca e, Huawei Türkiye kurumsal iş grubu altındaki platform departmanlarından bu departmanlar finans, lojistik, pazarlama, yedek parça gibi departmanlardır. Sürekli tam zamanlı destek alan bir ekibiz. Bu e, altyapıyla beraber çok sayıda e, personelin hizmet sağladığı güçlü bir e, yapıya sahibiz. Bu yapı e, sadece Türkiye'den değil, Türkiye ve Türkçe konuşan e, ülkelerden sorumlu bir departmandır. E, şimdiye kadar 2014'ten bu yana e, sadece Türkiye değil, e, yurt dışı satışlarımızla beraber e, toplam 2 gigawattın üzerinde inverter tedariğinden sorumlu durumdayız. Sizlere kısaca güneş enerjisi piyasasındaki trendlerden de bahsetmek istiyorum. Ardından konumuza yavaş yavaş giriş yapacağım. Huawei geçtiğimiz günlerde güneş enerjisi piyasasındaki 2025'e kadar öngördüğü 10 trendten bahsetti. Bunu kendi sitesinde de resmi sitesinde de paylaştı. Bunlar aslında geçmişten günümüze Huawei'in ürün yelpazesine yine yön veren trendlerdi, yön veren vizyonlardı. Birinci sırada dijitalleşme var dijitalleşme e, bizim ürünlerimizde e, ilk ürünlerimizden itibaren e, kullandığımız bir teknolojik altyapı oraya işaret ediyor e, kendi işlemcilerimizi e, kendi arayüzümüzü kullanıyoruz ürünlerde ve e, uzaktan sağda kapsamlı kontrolü e, ürünlerimizle sağlıyoruz yine Yapay Zeka tabanlı e, akıllı güncelleştirmeler Bunlar yine az önce bahsettiğim gibi kendi kullandığımız işlemcilerle, kendi kullandığımız teknoloji altyapısıyla mümkün olan imkanlar. GES'lerin güneş enerji sistemlerinin e, insansızlaşması. Huawei'nin ürün ve çözümlerinde yine birazdan biraz daha detaylı bahsediyor olacağım. E, sistemin bakım ve işletme masraflarının, operasyonlarının minimize edilmesi öngörülüyor. Bu da e, yine globaldeki trende, Huawei'in e, ne kadar uyum sağladığını gösteriyor. E, elektrik şebekelerine proaktif destek yine e, 2025'e kadar e, sektördeki e, ana trendlerden biri olacak. GES'lerin e, elektrik şebekelerine aktif desteği. Bu konuda Huawei e, ürünlerinin şebekeye reaktif güç e, desteği e, konusunda günümüzdeki e, mevzuatlardan bahsediyorum. Reaktif güç desteği konusunda gerekli şartları karşılayabiliyoruz. Herhangi bir başka gereksinim olduğu takdirde yine Huawei'nin ürün altyapısı buna hazır bulunuyor. Beşinci maddede güneş enerji sistemlerine ek olarak enerji depolama sistemleri öngörülüyor. Enerji depolama sistemleri günümüzde yine yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Huawei'nin de bu yönde ARGE çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki sene e, bu yönde uyumlu ürünlerini çıkarmış e, piyasaya sürmüş olacağız. Sanal e, güneş enerji sistemleri e, bu da e, özellikle bireysel çatı sistemlerinin neredeyse tamamının internet altyapısına bağlanması ve e, bu altyapıyla e, elektrik şebeke operatörü tarafından e, aktif şekilde kontrol edilebilmesi anlamına geliyor. Yedinci madde aktif güvenlik. E, bu konu e, yine e, çatı guestler e, gündeme gelmeye, e, popüler olmaya başladıktan sonra doğal olarak gündeme gelmeye başladı. E, güvenlik önlemleri konusunda Huawei her zaman ürünlerini tam donanımlı e, tutmaya özen göstermiştir. E, yeni ürünlerimizde, e, çatı sistemlerine hitap eden yeni ürünlerimizde yine ek güvenlik önlemlerimiz oldu. E, bunları da yine sunumumuz içerisinde paylaşıyor olacağım. Yüksek güç yoğunluğu da e, büyüyen güç kapasitesiyle birlikte invertör sektöründe invertör boyutlarının minimize e, edilmesi yine e, küçük seviyede kalmasını işaret ediyor. Örnek verirsek e, Huawei'in ürün yelpazesinden bir örnek verirsek 60 kW'lık ve 185 kW'lık ürünleri arasında lansman tarihleri arasında yaklaşık 1,5-2 senelik bir süre var Huawei'in. Ancak iki ürün arasında 3 kat güç farkı olmasına rağmen sadece 10 kilogramlık bir ağırlık farkı mevcut. Bu da e, 9 numaradaki e, modüler dizaynımıza işaret ediyor. 10 numarada da e, güvenlik ve güvenilirlik e, maddesi öne çıkartılıyor Huawei'nin vizyonunda. E, bu madde özellikle guestler e, internete bağlandığı için uzaktan kontrol edilebilir hale geldiği için bilgi güvenliği, ...tesis güvenliği açısından, e, siber güvenlik açısından e, durumun önemini e, işaret ediyor. Huawei yine bunu, bu noktada önlemlerini sıkı şekilde alan bir şirket konumunda. Ortaya koyduğu bu vizyonla Huawei e, sektörde e, yön veren bir şirket konumunda... IHS Market'in e, raporlarından da inceleyebileceğimiz üzere son 4 yılda, lanse edilen son 4 yıl verilerinde Huawei en çok ürün tedariği yapan invertör üreticisi konusunda dünyada. Bu yönüyle yine sektöre yön veren bir şirket konumunda yine Huawei e, sadece dizi invertör üretimi yapan bir şirket. Ee, bu yönümüzle e, geçmişten günümüze gelen merkezi invertörün daha popüler olduğu e, algısını bozmayı başaran bir şirket olduk. 2017'den itibaren ilk kez dünya genelinde string invertör satışları merkezi invertör satışlarını geride bıraktı ve e, payı artarak devam ediyor şirketimizin. E, şu an Huawei e, dünya genelinde 118 gigawattın üzerinde kurulu güce sahip bir şirket konumunda invertör sektöründe. Güneş enerjisiyle elektrik üreten sistemlerde e, Huawei sadece invertör ve invertörle haberleşen e, datalogur adını verdiğimiz cihazlar ve yan aksesuarların üretimini yapan bir şirket konumunda. E, kendi üretimini yaptığı ekipmanları farklı gruplarda sınıflandırıyor şirketimiz. Bunlar bireysel çatı tipi sistemler. 2 kW'dan 10 kW'a kadar olan küçük ürünler. Monofaze ve trifaze olarak ayrılıyorlar. E, i̇kinci grup ticari ve endüstriyel çatı sistemlerine hitap eden Türkiye'de lisanssız projeler adını verdiğimiz projelerde e, geçerli olabilecek ürünler. Üçüncü e, ürün grubumuzda e, büyük ölçekli sistemlere yani Türkiye'de e, lisanslı projeler adını verdiğimiz projelerde kullanabileceğimiz ürünlerdir. Bugün ben sizlere daha çok e, ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinde Hangi ürünleri kullandığımızı, hangi teknolojiye sahip olduğumuzu ve gelecekte yeni çıkacak ürünlerimizde hangi teknolojilere sahip olacağımızı anlatmaya çalışacağım. Kısaca isterseniz bu sistem nasıl bir sistem? Bu ürünleri nasıl sistemlerde kullanabiliriz? Onlardan birkaç kelime bahsedeyim sizlere. Geçtiğimiz sene yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte artık... Kusura bakmayın, ee, sorular geldi de onlara bakıyorum. Devam ediyorum. Ee, başta söylemeyi unuttum. Sunumlar ve kayıtlar e, daha sonradan link olarak upload edilecek. Onlardan ulaşma şansınız olacak. Ee, eğer görüntüye ulaşmada e, problem yaşıyorsanız giriş çıkış yapmanızı tavsiye ederiz. E, bunun dışında özel bir ağ kullanıyorsanız, VPN'li bir ağ kullanıyorsanız VPN'i devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz. O da bu portala ilişiminize engel olacaktır. Tekrar devam ediyorum. Bizim ürün ve çözümlerimizi nasıl sistemlerde kullanabilirsiniz noktasındaydık. Bu noktada geçtiğimiz sene lanse edilen yeni lisanssız enerji üretimi yönetmeliği bağlamında e, yerel enerji dağıtım şirketlerine başvuru yaparak, eğer e, bağlı olduğunuz e, trafo merkezinde yeterli kapasite mevcutsa, e, bağlantı anlaşmanız kapsamında bir e, çağrı mektubu başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu çağrı mektubu karşılığında da çatığınız üzerine bu endüstriyel ve ticaret e, ticari e, bir çatı olacaktır. Bunun üzerine bir ges tesisi inşa edebiliyorsunuz. Güncel mevzuatta inşa edeceğiniz gesin üretimi daha çok kendi tesisiniz içerisindeki enerji tüketiminizi karşılamaya yönelik olacaktır. Bu yönde yapılacak olan yatırımların geri dönüş süresinin daha kısa olduğu da yaptığımız analizler karşılığında öngörülmektedir. Şimdi bu tip yatırımlarda ürün ve çözümlerimizin nasıl avantajlar sağladığını, nasıl ürün ve çözümlere sahip olduğumuzu göstermek istiyorum. Yönetmelikle ilgili bilgileri sunumdan sonra bana ulaşırsanız yine özel olarak sizinle paylaşıyor olacağım. Ürün yelpazemizden sizlere bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi 3 ana grupta topluyoruz ürün ve çözümlerimizi. Şu an mevcut olan ürünlerimiz bireysel çatı sistemleri için 2-5 KTL arası monofaze, 3-10 KTL arası trifaz ürünlerimiz. Huawei'in kendi üretmekte olduğu optimizerları, safety box adını verdiği haberleşme cihazları ve akıllı güç sensörleri mevcut bu ürün grubunda. Ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinde ise 12 kW'dan 100 kW'a kadar olan yani anma gücüne sahip farklı ürün gruplarımız mevcut. En geniş ürün yelpazemiz bu grupta yer alıyor. Büyük ölçekli sistemlerde 100 kW'lık ürünümüzü yine kullanabiliyoruz ve 185 kW'lık ürünlerimizi de bu sisteme dahil ediyoruz. Ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinizde özellikle kullanabileceğiniz e, haberleşme cihazlarımız da mevcut. Bunlar e, Smart Logger 3000A adını verdiğimiz 80 cihaza kadar, 80 invertöre kadar e, uzaktan izleme-görüntüleme sistemine bağlantı sağlayan yönetim cihazlarıdır. Ve Smart Dongle adını verdiğimiz mini datalogger e, 10 invertöre kadar invertörü e, internete çıkarmamızı sağlayan mini haberleşme cihazımızdır. İki cihazımız da Smart Logger ve Smart Dongle cihazımızda. SIM kart giriş desteğine sahip, harici bir modem desteğine ihtiyaç duymayan cihazlardır. Bu cihazları ve bizim invertörlerimizi kullandığımızda Fusion Solar ve Net Eco adını verdiğimiz uzaktan e, görüntüleme sistemlerimize siz ücretsiz erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu da Huawei'nin sunduğu kapsamlı e, yönetim ve dijital altyapıya e, rahatlıkla ulaşmanızı sağlıyor. Optimizer şu an sadece e, Bireysel çatı tipi sistemlerimizde mevcut. ürün Ürünlerin uyumlu olduğu cihazlar şu an monofaza cihazlar. Önümüzdeki jenerasyon ürünlerde trifaze yine bireysel çatı cihazlarında, ürünlerinde optimizer kullanımı mümkün olacaktır. Çözümümüze geldik. Çözümümüzün, ...genel şeması önümüzdeki gibi, ekrandaki gibi karşınıza çıkacaktır. Ee, az önce bahsetmiş olduğum Fusion Solar ve Netico uzaktan izleme sistemlerimiz... ...tesis ömrü boyunca ücretsiz kullanımınıza açık olacaklardır. Ee, ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinde biz 12 kW'dan 100 kW'a kadar... ...farklı ürünlerimizi çatı şekline göre, ihtiyaca göre kurulu güce göre konfigüre edip kullanabiliyoruz. Sistemimizde herhangi bir DC toplama panosu kullanmıyoruz. Güneş panellerimizi doğrudan invertörümüze bağlıyoruz. İnvertör çıkışlarını da doğrudan ana toplama panosuna bağlayıp sistemi olabildiğince basit şekilde konfigüre etmiş oluyoruz. E, bu ticari ve endüstriyel çatı sistemlerini iki farklı çözümde biz sınıflandırıyoruz. E, birincisi daha küçük ölçekli sistemler, 10 invertöre kadar olan sistemler. 10 invertöre kadar olan sistemleri biz Smart Dongle cihazımızla internete çıkartabiliyoruz. Smart Dongle'ı master olarak seçtiğimiz bir invertöre bağlıyoruz. E, bu invertörü de diğer invertörleri bir hat şeklinde haberleşme kablosuyla bağlayarak altyapıyı olabildiğince sade ve ekonomik şekilde kurmuş oluyoruz. Bu şekilde 100 KTL invertörümüzü kullandığınızda 1 megawattlık bir sistemi sizi rahatlıkla internete çıkartabilir. Fusion Solar sistemi üzerinden kapsamlı şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Daha büyük ölçekli lisanssız çözümler için ise Smart Logger cihazımızı kullanmanız mümkün olacaktır. burada yine büyük ölçekli ürünümüz 100 KTL'yi kullanabilirsiniz. bu ürünümüze güneş panellerini doğrudan bağlayabilir. Çıkışta invertörleri doğrudan AG ana toplama panonunuza toplayabilirsiniz. Bu ticari ve endüstriyel tesisinde ana toplama panosu olabilir. bu panoya kuracağınız bir sayaçla yine bizim Smart Logger cihazımızı haberleştirebilir. Ve sisteminizin dilerseniz elektrik şebekesine hiç enerji basmamasını da sağlayabilirsiniz. Smart Logger ile Smart Dongle arasındaki farklar tabii ki sadece bağlayabildiğimiz invertör sayıları değildir. <laughs> evet. Özellikle bir meteoroloji istasyonu kullanıyorsanız bunu ancak e, Smart Logger cihazımıza bağlayabilir. Uzaktan görüntülemesini Smart Logger cihazı üzerinden yapabilirsiniz. Smart Dongle e, mini ve sade bir cihaz olduğu için e, daha küçük ölçekli kompakt sistemlere için tavsiye ettiğimiz bir uzaktan görüntüleme cihazımızdır. Bu ürün grubundaki ana ürünlerimizi e, kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. 100 KTL e, ürünümüz, e, 2019 sonunda lanse ettiğimiz bir ürünümüz ve ticari endüstriyel çatı sistemlerinde e, en çok e, popülerliğe sahip olacağını düşündüğümüz ürünümüz. 10 adet MPPT'si var. MPPT nedir? E, maksimum güç noktası takip devresidir. Bu e, invertörün 10 adet farklı beyne sahip olması Demek oluyor aslında bir başka söyleyişle 20 adet panel dizisini biz bu invertöre bağlayabiliyoruz ve bu panel dizilerini 10 farklı MPPT'de toplayabiliyoruz. Güneş panelleri biliyorsunuz doğru akım ile üretim yapıyor ve ışınınla birlikte doğru akım çıkışı vermeye başlıyor. Ve e, biz bu panelleri bir seri halinde bağlayarak invertöre girişini yapıyoruz. E, bu seriler panel gücüne göre e, ve bulunduğumuz lokasyona göre farklılık gösterebilir. E, 20'li ya da 24'lü panel dizileri olabilir. Arka arkaya bağladığımız panelleri invertör girişlerinden birine bağlıyoruz. Oldu ki e, bu e, panellerin üzerinde bir gölgelenme söz konusu oldu. Bu e, sisteme bağlı diğer panellerin de etkilenmesine sebep olacaktır. Eğer ki cihazımızın tek bir beyni olsaydı, tek MPPT'si olsaydı bağladığınız bütün girişler e, sadece tek bir panelin e, üzerine gelecek gölgelenme ile etkilenecekti, verim kaybına uğrayacaktı. Ancak 10 farklı beynimiz olduğu için e, 10 farklı şarta göre, 10 farklı gölgelenme, tozlanma e, ve çalışma koşuluna göre invertör en iyi üretim yapabileceği, enerji dönüşümünü yapabileceği e, çalışma noktasını seçip, dinamik şekilde tepki verebilecektir. <laughs> İnvertörün e, temel görevi ile ilgili bir soru gelmiş. İnvertör, e, doğru akım DC ile yapılan girişi, alternatif akım AC'ye çevirerek e, şebekeye aktarmaya yarayan cihazdır. <laughs> temel olarak e, görevi budur e, ve güneş enerji sistemlerinde, akıllı diyebileceğimiz sistemin yönetimini yapabileceğiniz e, tek cihaz konumundadır. Bizim invertörlerimizde 10 sayıda 10 e, adet eee beyne ek olarak MPPT'ye ek olarak e, bazı ek özellikler de var. E, özellikle elektriksel güvenlik konusunda biz e, ürünlerimizi tam donanımlı şeklinde e, piyasaya sürüyoruz. E, kaçak akım e, tespit ve koruma üniteleri invertörümüzde entegre olarak mevcuttur. DC ve AC tarafta giriş ve çıkışlarda yani parafu parafudurlar yine invertörlerimizde entegre şekilde mevcuttur. Çevresel konu korumada yine ürünlerimiz için önemli bir noktadır. Çünkü invertörlerimiz daha çok dış ortama monte edilecek şekilde dizayn edilmiştir. IP66 ile toza ve suya karşı etkili bir dayanıma sahip ürünlerimizdir rüzgar ürünlerimiz kapsamlı bir elektriksel koruma altyapısına sahip olduğu için invertörümüz güneş paneli girişinde e, herhangi bir doğru akım sigortaya ihtiyaç duymamaktadır. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? i̇lerleyen e, sayfalarda yine bunu size paylaşıyor olacağım. Yine invertörlerimizi kullanarak e, IV Curve Diagnosis dediğimiz e, güneş panelleriniz için bir sağlık testi olan e, sistemimizi kullanabiliyorsunuz yine ürün data sheetlerinden de broşürlerinden de görebileceğiniz üzere oldukça yüksek verime sahip e, sektöründe e, önde gelen ürünler 60ktl m0 e, bizim e, Türkiye'de e, 2018'den beri e, çok ciddi anlamda satışını yaptığımız e, hem çatı uygulamalarında hem zemin uygulamalarında bazen de lisanslı uygulamalarda kullandığımız ee, oldukça güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ürünümüz. Ee, bu ürünümüz 100 kTL ürünümüze göre e, biraz daha küçük boyutlu. 100 kTL ürünümüz maksimum 110 kW e, AC çıkış verebilen bir invertörümüzdü. 60 kTL ürünümüz maksimum 66 kW çıkış verebilir. 6 MPPT'si 12 dizi girişi vardır. Dikkat ederseniz e, bütün invertörlerimizde MPPT başına 2 dizi girişi söz konusudur. Biz aslında bu altyapı sayesinde sigortasız bir tasarıma sahip olabiliyoruz. Bütün elektriksel koruma ekipmanları yine standart olarak 60 ktl M0 ürünümüzde de mevcuttur. Bu ürünlerimizle sisteminizi uzaktan kapsamlı bir şekilde izleyebilir, verimli bir şekilde enerji dönüşümünü sağlayabilirsiniz. 12-20 ktl M0 ürünlerimiz, bunlar da 2019 içerisinde lanse edilen ürünlerimizdi. Ee, Uluslararası Güneş Enerji Fuarı e, (Intersolar Avrupa e, Fuarı)nda 2019'da Tasarım ve Teknoloji Ödülüne de layık görülen ürünlerdi bunlar. Maksimum verimi e, sektöründe e, bulunduğu ürün grubunda e, en yüksek verim seviyesinde, e, boyutları oldukça küçük, oldukça hafif ve kurulumu e, oldukça kolay ve modüler bir cihazımız. Bu cihazlarımızda ek olarak DC ark koruma özelliği de söz konusu. Bu günümüzde çatı üzeri geslerde oldukça gündeme gelen bir konu. Yine bu konunun detayına önümüzdeki sayfalarda iniyor olacağım. Ticari ve endüstriyel çatı sistemlerimizde biz 8 yenilik ortaya koyduğumuzu ve bu yeniliklerle sektörde iddialı bir noktada olduğumuzu öngörüyoruz öncelikle elektriksel güvenlik konusu bu konuda DCR koruma özelliğimizle yeni lanse ettiğimiz DCR koruma özelliğimizle güçlü bir noktada olduğumuzu öngörüyoruz özellikle çatı üzeri sistemler için optimize ettiğimiz bu sistemimizle sizin fabrika üzerine yapacağınız yatırımlarınızda. Ee, rahatlıkla yatırımınızı inşa edebileceğiniz, ürünlerimizi kullanabileceğiniz bir altyapı sunuyoruz. Üç numarada e, MPPT başına iki dizi girişine sahip dizaynımız söz konusu. Bu e, 1 MW'lık bir tesis kullandığınızda çok sayıda MPPT kullanmanız ve e, çok sayıda beyne sahip olmanız sayesinde e, güneş enerji sisteminizden maksimum verimi elde etmeniz anlamına geliyor. Bir örneğini verirsek özellikle gölgeli bir günde çatının üzerine düşen güneş ışınım değerleri her metrekarede farklılık gösterebilir. Bu sebeple sahip olacağınız çok sayıda MPPT, çok sayıda beyin sizin her noktadan olabildiğince maksimum verimi elde etmenizi sağlayacaktır. Tek bir beyne sahip cihazlara karşılık çok daha fazla, yaklaşık %2 daha fazla verim elde etmenizi sağlayacaktır. Dördüncü nokta, e, yüksek verime sahip cihazlarımız. E, fabrika test sonuçlarından, akredite kuruluş test sonuçlarından ve e, broşür değerlerimizden de görebileceğiniz üzere sektöründe en yüksek verim değerlerine sahip cihazlarımız yine Huawei'in ineratör altyapısında, ürün gamında bulunuyor. Güneş enerji sistemlerinde karşımıza çıkan biraz daha teknik bir konu 5 numarada PID <laughs> Bu panellerin üretiminden ve doğasından, güneş güneş panellerinin doğasından kaynaklanan bir konu. Güneş panellerinde eğer önlem alınmazsa önlenilemez bir verim kaybı, bir performans düşüşüne sebep olan bir oluşum. Ancak akıllı invertörleriniz varsa, bu alt yapıya sahip invertörleriniz varsa bazı önlemlerle siz bu etkilerin önüne geçebilir güneş enerjisi, güneş panellerinizden daha uzun süreli daha yüksek verimler elde edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili detaylara birazdan değiniyor olacağım. Sigortasız tasarımımız. Ee, DC sigortalar e, güneş enerji sistemlerinde yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır. Ancak Huawei'in çözümünde e, geçmişten bugünümüze kullanılan ürünlerimizde e, hiçbir zaman yer almamış olan ürünlerdir. Bu ürünler düzenli olarak DC sigortalar düzenli olarak e, muayenesinin yapılması, kontrolünün yapılması e, ve bazen değiştirilmesi gereken e, ekipmanlardır. Huawei bu ekipmanların kullanımını e, sisteminden çıkartarak sizin sisteminizi çok daha basit hale getiriyor ve bakım işletme giderlerinizi yine minimize etmenizi sağlıyor. Huawei yine ürünlerinde e, bakım işletme konusunda sizi e, çok daha rahat ettirecek bir detay olarak Doğal soğutma sistemini kullanıyor. Doğal so soğutma sistemi Huawei'in e, telekomünikasyon altyapı cihazlarından gelen bir teknolojisi. Biliyorsunuz, e, tahmin ediyorsunuzdur bazı baz istasyonları elektrik şebekesinden uzak bölgelerde inşa edilmek durumunda. Huawei e, sektörde önemli bir e, oyuncu olduğu için e, telekomünikasyon e, altyapı ekipmanları konusunda bu ekipmanların enerji tüketimini nasıl minimize ederiz diye e, ciddi bir argı yatırımına girişmişti zamanında. Bu arge yatırımları sonucunda inverter e, ekipman e, tasarımını kapsamlı şekilde değiştirerek e, doğal soğutmayı tesis edebileceğini gördük. Bu e, teknolojik alt yapı kendini kanıtladıktan sonra e, bu konunun ciddi bir problem olduğu sektörümüze, güneş enerji sektörüne de uygulamaya karar verdi ve Huawei'nin bütün ürünlerinde altyapı olarak doğal soğutma sistemi ve dizaynı Söz konusu. 8 numarada da e, IV Curve Diagnosis sistemimiz. Bu sadece Huawei'in altyapısıyla mümkün olan bir sistem. Sistemin detaylarına ilerleyen sayfalarda değiniyor olacağım. Aktif güvenlik konusuna e, öncelikle değinmek istiyorum. E, çatı üzeri guestlerde yatırımcıların... E, Öncelikle hassasiyeti sistemlerde ulaşı, oluşabilecek elektriksel risklerdir Bunlardan biri de e, elektrik artlarıdır. E, DC sistemde oluşabilecek artlardır. Bunlar nasıl meydana gelebilir? Daha çok e, kurulumla, e, kurulum kalitesiyle alakalı problemlerdir. Bu şekilde meydana gelebilecek e, olaylardır. DC e, altyapınızda siz... E, <laughs> DC konektörler kullanılmaktadır. Bu konektörlerin doğru şekilde kurulumu oldukça önemlidir. Eğer doğru şekilde kurulum yapılmazsa, gevşek kurulum yapılırsa yahut konektörün içine su kaçması e, söz konusu olursa gevşek kurulum sebebiyle e, zaman içerisinde e, burada bir ark oluşabilir ve e, doğru akım sisteminde oluşan bir arkın söndürülmesi de güç olacağı için e, bir e, güvenlik tehdidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Huawei bu, bu noktada e, yapay zeka desteğiyle birlikte invertörlerinin e, yüksek e, hassasiyetli sensörlerine güveniyor. Yüksek hassasiyetli sensörlerimiz, sensörlerimiz sayesinde invertörlerin DC girişindeki herhangi bir dalgalanmada invertör e, bu noktada e, bir ark oluşum ihtimalini öngörebiliyor. Bunu öngörmesi sayesinde de 2,5 saniye içerisinde e, sistemi izole edip arkan e, arkın söndürülmesini sağlayabiliyor invertörlerimiz. Bu da uluslararası ölçekteki standartlara uyum sağlayan bir teknolojik altyapı. E, <laughs> bu sayede çatının üzerinde yapacağınız yatırımlarda en yüksek seviyedeki elektriksel güvenliği sağlamış oluyorsunuz Huawei Solar Invertör çözümleriyle. E, burada aslında bu ekrandaki videonun çalışıyor olması lazım. Ancak şu an kullanmış olduğumuz e, Webinar portalı buna izin vermiyor. Sol tarafta çalışacak olan videoda aslında DC ark koruma özelliğinin aktif olmadığı bir senaryoyu görecektiniz. Arkın telleri eritene kadar devam ettiğini görecektiniz. Sağ tarafta ise DC ark koruma özelliği sayesinde çok kısa süre içerisinde enerjinin kesildiğini görecektiniz. Çatı üzerinde özellikle e, ticari ve endüstriyel büyük ölçekli çatı sistemlerinde e, doğru akım kablo mesafelerinin oldukça uzun olması e, söz konusu. Bu da e, sisteminizin e, yüksek hassasiyetli sensörlere sahip olmasının DC ARK koruma özelliği açısından e, daha önemli hale geldiğini e, gösteren bir nokta. Huawei'in... <laughs> Yüksek hassasiyetli sensörleriyle 200 metreye kadar DC kablo mesafesinde siz DC artları tespit edebilir, İnvertörlerinizin bu konuda aksiyon almasını sağlayabilirsiniz. Bu konuda gerekli altyapıya sahip invertörlerimiz şu an ürün gamımızda bulunan 12-20 ktl M0 ürünlerimiz ve 36 ktl EFCI adını verdiğimiz özel bir versiyon ürünümüzde mevcut. Gelecekte 2020 içerisinde lanse edilecek ürünlerimizde e, neredeyse tüm ürünlerimizde bu özellik söz konusu olacak. 100KTL'nin e, 100KTL M1 Pro modeli ile e, yine DCR koruma özelliğinin de e, sistemimize entegre edileceğini bu sayede çok daha büyük ölçekte çatılarda da DCR koruma özelliğine sahip invertörlerimizle hizmet veriyor olacağımızı söyleyebiliriz şu an. Bir soru gelmiş, DC ark koruma e, seri paralel ve toprağa karşı mıdır? şeklinde. E, güneş enerji sistemlerinde en çok karşımıza çıkacak e, ark şekli e, seri arktır. Yani e, bir kablo üzerinde bu kablonun kesintisi yahut bu kablo bu hat üzerindeki konektörün arızalanması sebebiyle ortaya çıkabilecek e, DC arklardır. Bu sebeple biz e, invertörlerimize entegre olmuş, etmiş olduğumuz sistemlerde seri DC artlara karşılık bir koruma öngörüyoruz. Bir başka soruda da ARK koruma özelliğinin standart mı, opsiyonlu mu olacağı şeklinde gelmiş. Şu an sadece e, 12-20 KTL arası ürünlerimizde standart olarak mevcut bu. E, 36 KTL ürünümüzde opsiyonel e, daha büyük boyutlu invertörlerimizde şu an bu atlık söz konusu değil. Ancak bu sene içerisinde gelecek yeni ürünlerimizde e, 100 KTL bir 1 ürününde pro modelinde yani yine opsiyonel olacak e, EFCI, DC koruma özelliği söz konusu olacaktır. E, Huawei yine ürünlerinde ve çözümlerinde elektriksel yüksek güvenliğe ek olarak e, yüksek verim öngörüyor. Bu bizim en iddialı olduğumuz noktalardan biri. E, çok sayıda MPPT detayından bahsetmiştim. E, yine burada e, bununla ilgili bir slide görebiliyoruz. Çatılarınızda ticari ve endüstriyel çatılarınızda tozlanma, gölgelenme, baca sebebiyle, antenler sebebiyle gölgelenme olabildiğince yaygın olaylardır. Bu sebeple siz çok sayıda beyne sahip invertörlerinizle, MPPT'ye sahip invertörlerinizle çatınızdan maksimum verimi elde edebilirsiniz. Hazır bu sayfadayken orta kullanmama özelliğimizden de bahsetmiş olayım. Ee, ekranın ortasında e, Huawei invertörünün bağlı olduğu panel e, şemasında görebileceğiniz MPPT1 şekline bakalım. Burada sarı renkle gösterilen e, ikinci stringinde shading yazan e, stringe özellikle bakalım. E, örnek olarak söylüyorum shading yazan noktada bir e, arıza olsun, bir toprağa kaçak söz konusu olsun ya da e, string hattında bir kesinti söz konusu olsun. Bu bir arızaya sebep olacak ve PV1'den PV2'ye bir e, ters arıza akımının akmasına sebep olacaktır. Bu e, elektriksel sistemlerde e, meydana gelebilecek bir e, noktadır. Huawei invertörleri e, bu noktada sigorta kullanmadan nasıl e, güvenliğini sağlayabiliyor? Burada oluşacak arıza akımı sadece PV1 ve PV2 arasında söz konusu olacaktır. Diğer stringler arasında herhangi bir arıza akımı bu MPPT'ler bağımsız olduğu için söz konusu olmayacaktır. Ve ikinci bir detay olarak burada e, oluşacak olan akım 10 amperin altında kalacağı için 10 amper de ne sizin güneş panellerinize ne de invertör girişlerinize zarar vermeyecek seviyede kalacağı için Huawei e, çözümlerinde DC sigorta kullanımını eleme imkanına sahip oluyor. Yine Huawei'in e, ürünlerinin yüksek verimliliğinden bahsetmek istiyorum. E, ürünlerimizin akredite kuruş, kuruluşlar tarafından e, kanıtlanmış verimliliğine sizler de broşürlerimizden yahut e, talep ederseniz e, sertifikalarımızdan ulaşabilir, kontrol edebilirsiniz. Ayrıca e, sektörümüzde yaygın olarak kullanılan ee, PV adını verdiğimiz güneş enerji sistemleri simülasyon programında da Huawei'nin ürünlerini siz e, kendi senaryolarınız için test edebilirsiniz. Dilerseniz bu konuda bizler de Huawei çözüm ekibi olarak e, yatırım e, fizibilite çalışmalarınızda sizlere yardımcı olabiliriz. Bir soru gelmiş. Tüm modellerimizde mi DC sigortaya gerek yok şeklinde? Evet, standart dizaynımızı kullanırsanız, yani 10 dizi girişli invertörümüze 10 dizi girişi yaparsanız, 12 dizi girişli invertörümüze 12 dizi girişi yaparsanız, ekstra dizi bağlamazsanız, herhangi bir DC sigorta kullanımı ihtiyacınıza söz bu ihtiyaca gerek olmayacaktır. Devam ediyorum. Farklı ürün gruplarımız 12-20 KTL, 50-60 KTL, 33, 36KTL ve 100KTL modellerimiz kendi ürün gruplarında yine en yüksek verim seviyesine, çalışma verimi seviyesine sahip cihazlarımızdır. Bu sayede e, ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinde diğer ürün gruplarına göre e, öne çıkmaktayız. <laughs> PID az önce bahsetmiş olduğum e, fenomen e, Potential Induced Degradation demektir ve güneş panellerinde kalıcı bir verim kaybına e, sebep olan e, bir olaydır. <gülüyor> bu <laughs> sıra bakmayın özellikle yüksek neme ve yüksek sıcaklığa sahip e, koşullarda meydana gelebilecek bir olaydır. E, bu olayın e, proaktif olarak kontrolünün sağlanması güneş enerji sisteminizin sağlığı açısından, e, üretim performansı açısından oldukça önemlidir. Ciddi şekilde bir güneş panelinin PID etkisine sahip e, maruz kalması bu güneş panelinin e, orta vadede yaklaşık %30'a kadar e, verim kaybına maruz kalmasına sebep olabilir. Huawei bu, bu konuda iki farklı e, çözüm sunmakta. Biri entegre PID telafi özelliği PID recovery özelliği bu e, altyapı e, yeni ürünlerimizde, 2020 içerisindeki yeni teknolojilerimizde söz konusu olacak bir altyapı. İnvertörlerin içerisinde entegre olarak e, gelecek bir altyapı olacak. E, herhangi bir ek paket satın almanıza, e, ek önlem almanıza ihtiyaç olmayacaktır. İnvertörler gece bu fonksiyonunu aktif hale getirerek, ürün başına 5 wattlık bir enerji tüketimi yaparak Güneş panellerindeki PID etkisini elemine etme şansına sahip olacaktır. 100kTL M1 Pro modelimizde de yıl içerisinde gelecek bu modelimizde de bu özelliğimiz mevcut olacaktır. Bu özelliği Huawei'nin test ettiği bazı sahalarda söz konusu eee seviyesinde herhangi bir ek ekipman kullanmadan yaptığımız PID recovery çalışmalarıyla bir otopark üzeri GES sahasında 6 ay içerisinde %1.59'luk eee verim tasarrufu, verim artışı sağladığımızı gördük. Bir diğer çözümümüz de daha kapsamlı çözümümüz anti-PID çözümümüz. Anti-PID çözümümüz Huawei'in ürün gamında bulunan anti-PID aksesuarını kullanmanızla hayata geçirilebilen bir çözümümüz. Bu anti-PID çözümümüz daha çok zemin uygulamaları için geçerli olan bir çözümümüz. Çatı üzeri sistemlerde kullanımda tabii ki sağlanabilir bazı ek önlemler alınması şartıyla. Anti-PID çözümümüzde bu ekipmanı kullanmanız e, nötr kullanmayan, e, sadece 3 faz iletkeni kullanan sistemlerde mümkün. Bu ürünü yine AG ana toplama panonuza bağlıyorsunuz. Bizim datalogerimizle ve dolayısıyla bütün invertörlerimizle e, anlık bir haberleşmeye sahip oluyor. Bu sistemlerde izolasyon trafosu e, çatı sistemlerinizde gerekli olacaktır. Ürünün yaptığı e, PV negatif, yani sisteminizde e, güneş panelinizde, e, stringlerinizde iki adet iletken vardır, pozitif ve negatif. <laughs> PV negatif ve PV pozitifin e, toprağa karşı gerilimleri farklı seviyededir. Aralarında da e, yaklaşık e, 700-800 voltluk çalışma durumuna ve güneşlenmeye bağlı bir fark söz konusudur. Bu fark ile zaten invertörler devreye girer, e, çalışmalarını sürdürür. Bizim anti-PID cihazımızla yaptığımız PV negatif gerilimini e, pozitif seviyeye sıfırın üzerine çıkarmak oluyor. Buraya sanal bir e, gerilime enjekte ediliyor. Bu sayede siz e, PID recovery özelliğine e, kıyasla e, çok daha proaktif, çok daha e, kapsamlı bir <laughs> PID önleme e, altyapısı ortaya koyabiliyorsunuz. Bu altyapıyla e, yine Huawei'nin e, ortaya koyduğu bazı test sağları söz konusu 8 aylık bir test sonucunda bir test sahamızda e, yaklaşık %3'lük bir e, PID koruma e, performansı ortaya koyduğumuzu %3'lük bir ek performans sağladığımızı görmüş olduk. bakım ve işletme konusundaki sunmuş olduğumuz avantajlarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada e, üç ana noktamız öne çıkıyor. Doğal soğutma sistemimiz e, tak çalıştır kolay bir altyapıya oluş, sahip oluşumuz ve IV Curve Diagnosis Tetkik Sistemimiz. Bunlardan sizlere kısaca bahsediyor olacağım. Huawei ürün ve çözümlerinde e, dış ortamlardan kolayca etkilenecek e, ekipmanlara sahip değildir. Tam da bu esnada Huawei İnverter'lerin ticari ömrü kaç yıldır şeklinde bir soru geldi. E, ticari e, ömrü ürünlerimizin e, santral ticari ömrülerine eşdeğerdir. E, 25 yıl olarak öngörülür bu sistemlerin e, yatırım e, geri dönüş, pardon, e, ticari ömürleri. Huawei'nin e, ürünleri de, Huawei invertörleri de eş değer seviyede ticari ömre sahiptir. Bunu nasıl sağlıyoruz? E, dış ortamlardan, e, dış ortam çalışma koşullarından etkilenmeyecek e, bazı ekipmanlara, teknolojiye sahibiz. Birincisi DC sigorta kullanmıyoruz. Bunların düzenli e, bakımının, kontrolünün ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. İkincisi doğal soğutma. Fan kullanmıyoruz. Fan kullanmadığımız için sistemlerimizde fan bakımı, filtre değişimi gibi zahmetlerden yatırımcımızı kurtarıyoruz. Üçüncüsü, ürünlerimizde ekran da kullanmıyoruz. Ürünlerimiz yine ürün bazında kapsamlı kontrole bu altyapıya sahip cihazlardır. Ancak invertör yanında gidip ekran üzerinden değil de invertöre cep telefonunuzla bağlanarak yapıyorsunuz. Bu sayede çok daha kapsamlı bir kontrol imkanına da sahip oluyorsunuz ve e, invertörün üzerinde e, güneş ışınlarından, ultraviyole ışınlarından etkilenecek bir ekrandan kurtulmuş oluyorsunuz. Invertörün üzerinde çalışma durumunu e, gösteren LED ışıkları vardır sadece. Bunlar da dış ortamdan e, minimum ölçekte etkilenen e, ekipmanlardır. <laughs> Bir başka soru daha gelmiş. E, 25 yıl içerisinde herhangi bir değişime gerek e, olmayacak mıdır şeklinde. Huawei ürünlerinde e, standart olarak e, garanti süresi e, ticari ve endüstriyel çatı ürünlerinde 5 yıldır. Siz bu garanti süresini e, artı 5, artı 10, artı 15 yıllık paketlerle 20 yıla kadar çıkartabilirsiniz. Bu da 20 yıllık bir süre zarfında. Ürünlerinizin e, gerekli görüldüğü takdirde bir arızalanma söz konusu olduğu takdirde bütün değişimlerinin Huawei tarafından yapılması demek olacaktır. Ortaya koyduğumuz bu altyapıyla sigortasız, LCD'siz ve butonsuz e, altyapıyla e, biz ürünlerimizin e, çok 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 düşük bir arıza oranına sahip olduğunda TÜV'den aldığımız sertifikalarla belgelemiş oluyoruz. <laughs> %0.5'in altında bir e, yıllık e, ortalama arıza oranıyla Huawei inatörleri e, oldukça güvenilir e, şekilde faaliyetlerini dünya genelinde sürdürüyor. Ayrıca çok yüksek bir emniyet madelik oranıyla Huawei İnnovatörleri yine yatırımcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Bu konuda iki konuda da yapmış olduğumuz sertifikasyon çalışmalarını dilerseniz sizlerle paylaşabiliyoruz. Doğal Soğutma sistemimiz az önce bahsetmiştim sizlere. Bizim ee... Telekomünikasyon altyapı ekipmanlarımızdan gelen bir e, altyapımız. E, orada kendini kanıtlamış ardından e, güneş enerjisi invertör e, iş kolumuza entegre edilmiş bir teknoloji. E, biz invertörlerimizde e, alelade bir soğutma plakası değil içerisinde termal jel bulunduran ve e, yüksek ısı üreten parçalarla doğrudan temas halinde olan bir soğutma plakası kullanıyoruz. Ek olarak invertör içerisinde yüksek ısı üreten ekipmanlar homojen şekilde dağıtılmış durumda. E, bu da e, ısı dağılımımızın özellikle sıcak ve dış ortam kurulumlarında ısı dağılımımızın e, homojen şekilde dağılmasını ısı tahliyemizin olabildiğince efektif şekilde sağlanmasını sağlıyor. Ve bu sayede e, sıcak ortamlarda minimum verim kaybıyla Huawei invertörler kendilerini kanıtlayabiliyor. Smart Dongle cihazımızdan da kısaca bahsetmiş olalım. Ee, Kurulum oldukça pratik. İnvertörün altındaki USB girişine bağlantısını yaptığınız, kendi içerisinde bir sim kart girişi olan, e, buraya da statik IP'li bir sim kart taktığımızda bir e, USB modem gibi çalışabilen e, bir cihazımız. Bunu e, bir invertöre bağlıyoruz, diğer invertörleri bir hat şeklinde girdi çıktı yaparak bu invertörün haberleşme girişine takıyoruz. Bu şekilde 10 adet invertörü biz internet sunucumuza çıkartabiliyoruz. Sunucumuz üzerinden de siz testinizin kapsamlı kontrolünü uzaktan sağlayabiliyorsunuz. Ivy Curve sistemimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Güneş enerji sistemlerinde güneş panellerinin çalışma koşullarından üretim şartlarından e, yahut e, kurulum sebebiyle oluşan e, durumlardan kaynaklanan e, arızalar e, panel seviyesinde, güneş paneli seviyesinde yaygın şekilde söz konusudur. E, TUV ile e, yapılan bir araştırmada, e, dünya genelinde e, 12 gigavatlık bir tesiste yapılan e, araştırmada bu tesislerin yaklaşık %30'unda ciddi seviyede, üretimi ciddi seviyede etkileyen e, arızalar söz konusu olduğu görülmüştür. Ve bunların %50'sinde yani toplam 1.8 gigavatlık tesiste e, bu arızaların güneş paneli kaynaklı olduğu görülmüştür. Biz ortaya koyduğumuz altyapıyla e, güneş enerji sistemlerimizde e, güneş panelleriniz için bir sağlık kontrolü imkanı sunuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ona da birazdan gireceğim. Bu ortaya çıkabilecek arızalar nelerdir? Ee, sizin e, veriminize, üretiminize nasıl etkide bulunabilir? Onları burada görebiliyoruz kısaca. Ee, kısaca üzerinden geçmek gerekirse, e, dizide akım eşleşmezliği. Bu, e, güneş paneliniz üzerinde bir tozlanma sebebiyle ortaya çıkabilir. Tozlanmanın seviyesine göre %3'den %30'a kadar o panel dizisinde üretimde bir kayba sebep olabilir. Ee, bir başka nokta örnek olarak yine vereyim sizlere. Ee, dizide e, anormal gerilim. Bu da e, panellerinizde bir e, diyot kısa devresi ile ortaya çıkabilir. Bu da her bir panel dizisinde yaklaşık %1.4'lük e, üretim kaybına sebep olabilir. Bunlar oldukça yüksek oranlarda karşınıza çıkabilecek olaylardır. Biz bu olayları nasıl tespit edebiliyoruz? Huawei invertörlerini ve Huawei data kullanıyorsanız. Şu anki altyapımızda 36 kTL ve üzeri modellerimizde bu söz konusu. 36 kTL, 60 kTL, 100 kTL, 185 kTL ürünlerimizde büyük boyutlu invertörlerimizin hepsinde bulunan bir altyapı. Huawei Data Logger'ı kullanıyorsanız çok hızlı hızlı bir şekilde uzaktan bu testi hayata geçirebiliyorsunuz. Sistemin temel olarak yaptığı olması gereken akım gerilim grafiği ile mevcut panellerin o anki akım gerilim grafiğini karşılaştırmak şeklinde oluyor. Farklı arızalar için bu akım gerilim grafiklerinde farklı kırılmalar söz konusu oluyor. Ve bizim sistemimiz bu kırılmaları isabetli şekilde Doğru arıza sınıflarına atamayı başarıyor. Bir arıza sınıfına soktuktan sonra ortaya çıkan bir durumu yine bizim sistemimiz size kapsamlı şekilde bu arızayı nasıl çözebileceğinizi, nasıl tespit edebileceğinizi öneriler şeklinde sunuyor. Sistemin isabet oranı ile ilgili ve güvenilirliği ile ilgili TÜV ile yapmış olduğumuz sertifikasyon çalışmamızı da Yine sizlerle paylaşabiliriz. Bu sistem sadece inverter seviyesinde Huawei ile hayata geçirilebilen bir sistem. Normalde sağa IV Curve cihazı adını verdiğimiz bir cihazla personel gönderilmesi. Bu personelin panel kablolarını çıkartıp cihaza takarak tek tek testinin yapması gereken bir altyapıdır bu. Huawei çözümüyle siz masa başından gün içerisinde öğlen saatlerinde bu testi istediğiniz zaman hayata geçirebiliyorsunuz sistemimiz e, şu paneldedir diye e, işaret edemez Tabii ki ancak e, şu invertörün şu stringinde arıza söz konusu diye işaret etmektedir Bu da e, sizi 20 panellik bir alana yönlendirmekte Siz bu alana gidip e, 20 paneli tek tek kontrol ederek yine bu problemi olabildiğince hızlı şekilde çözebilirsiniz Dolayısıyla her bir string için siz akım gerilim grafiklerini tek tek görebiliyor olacaksınız. Dünya genelinde yaygın olarak kullanmaya başladığımız, yatırımcılarımızı deneyimlendirdiğimiz bir sistemimiz. 5 gigawattın üzerinde bir kurulu gücümüzde bu sistemi kullanıyoruz. Türkiye'de de yine bu altyapıyı yaygın şekilde kullanmaya başladık. Müşterilerimizin bu altyapıyı denemesine özen gösteriyoruz. Ee, dünya yerinde yapmış olduğumuz deneyimlerde e, bu sistemin çok yüksek oranda diyot kısa devresi tespit ettiğini, e, ikinci olarak da e, anormal çıkış akımı tespit ettiğini, bu da tozlanmadan ve gölgelenmeden kaynaklanabilir. E, sistemlerde bu iki durumu e, tespit ettiğini görmüş olduk. Son kısma geliyorum. Ee, yavaş yavaş ürün portfolyomuzdan ve referanslarımızdan bahsedeceğim sizlere kısaca. Ardından sorularınıza geçeceğiz. Ee, şu an e, ürün yelpazemizde bulunan ürünler e, San 2012-20KTL M0, e, San 2033-36KTL, ve 36 KTL, San 2060KTL M0 ve San 2100KTL M1 cihazları. E, yıl içerisinde e, yeni gelecek cihazlarımızda e, San 2012 20 KTL M2, San 2033 36 KTL M3 ve San 2100 KTL M1 Pro cihazlarımız olacaktır. Gördüğünüz üzere bütün cihazlarımız çok sayıda dizi girişi ve çok sayıda MPPT'ye sahip cihazlarımızdır. Bu cihazlarımızdan sadece e, 12-20 KTL M0 ve 36 KTL EFCI modelinde e, DCR koruma özellikleri mevcut. E, önümüzdeki süreçte e, 30-36 KTL cihazlarımızda da e, yeni model cihazlarımızda ve 100 m bir pro cihazlarımızda da e, DCR koruma özellikleri gelecek. Ek olarak bu yeni cihazlarımızda e, PID recovery özelliklerimizde söz konusu olacaktır. kısaca referanslarımızın da üzerinden geçtikten sonra hemen sorularınıza dönüyor olacağım. Huawei e, ürün ve çözümleriyle birlikte dünya genelinde birçok referansa sahip. 118 GW'ın üzerinde bir kurulu gücümüz olduğundan bahsetmiştim. Bunların arasında e, dünyadaki en büyük e, guest projesi 1 GW'lık bir saha Çin'de yer alıyor. Huawei'nin string çözümüyle hayata geçirildi. Bir diğeri 700 megawattlık dünyadaki en büyük e, tracker sistem projesi yine Çin'de Huawei'in string inverter çözümüyle hayata geçirildi. En büyüklerden devam ediyoruz. 300 megawattlık e, dünyanın en büyük çatı projesi. Bu e, aslında tek bir çatı değil birden fazla çatı. Bu çatılar tek bir yatırımcıya ait olan e, bir fabrika kompleksine ait. 300 MW'lık sistemde Huawei'in yine string çözümleri kullanıldı. Dünyadaki en büyük çatı sistemi olarak, ticari ve endüstriyel çatı referansı olarak portfolyomuzda yer alıyor. Bunun dışında engebeli arazilerde, Türkiye'de çok soğuk koşullarda Huawei'in string çözümünün kullanıldığını da görüyoruz. 2018 içerisinde anlaşması imzalanan ve anlaşma imzalandığı tarihte e, en düşük enerji tedarik anlaşması ile rekor kıran bir projede de Huawei e, çözümleri hayata geçirildi. Suudi Arabistan e, Sakaka'daki Akvapal projesi 300 megawatt proje. Burada Huawei'nin yine string çözümü hayata geçirildi. E, bu tip iddialı projelerde de e, çok düşük maliyet ile... E, ...devreye alınmaya ve minimum e, geri ödeme süresine sahip olması hedeflenen projelerde de Huawei çözümleri e, yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ekibimizin sorumlu olduğu e, bir proje Kazakistan'da e, 40 megawattlık bir projemiz. Eksi 50 dereceye varan koşullarda Huawei'in e, inverterleri güvenilir şekilde faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de de bir projemiz var e, ticari ve endüstriyel çatılar konusunda. İstanbul'da bir üniversitemizin çatısında 1 megawattlık yaklaşık sahada Huawei'in string inverterleri kullanılıyor. Benzer bir şekilde Singapur'da, Changi Havaalanı'nda 2.8 megawattlık projede Huawei'in çözümü hayata geçirilmiş durumda. Özetlemek gerekirse, Huawei ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinizde yatırımcımıza... Olabildiğince yüksek verim, e, basit ve dijital bir altyapı e, altyapıyla kullanım, e, akıllı bir bakım işletme deneyimi ve bu sayede çok daha düşük e, bakım işletme masrafı sağlayarak e, santral tesis ömrü boyunca güvenilir bir deneyim e, sunuyor. Detaylı e, bilgiler için e, Ekranda şu an görmüş olduğunuz e-posta adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgilerimizi, teknik ve ticari açıdan detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi bana sorularınızı aktarıyor olabilirsiniz. Ben yazmış olduğunuz sorulara geriye dönük bakarak tek tek cevaplamaya başlayacağım. Yine ek sorunuz varsa siz benimle paylaşıyor olabilirsiniz şu an. Eğer ki sorularınızı kaçırırsam, ee, cevaplandırmazsam tekrar yazarsanız memnun olurum. Ticari koşullarla ilgili buna e, ürün garanti uzam, uzatım bedelleri de dahil e, Eray Bey'le ve Kemal Bey'le mailleri ekranda var. E, satış yöneticilerimizdir. İletişime geçebilirsiniz. sorumuz gelmiş garanti kapsamı dışı servis hizmetlerimizden. Hizmetlerimizle alakalı. Huawei'in garanti kapsamı dışındaki servis hizmetleri e, aslında oldukça sınırlı. Huawei'in e, servis e, mantalitesi eğer bir ürün arızalıysa ve bu ürünün arızası Huawei kaynaklıysa, e, üretiminden kaynaklıysa ürünün tamamıyla değiştirilmesine yönelik. E, bu bağlamda e, arıza tespit edildiğinde kim bunu e, teknolojik altyapımız sayesinde uzaktan tespit edebiliyoruz, e, nereden kaynaklandığını görebiliyoruz. Bunun tespiti yapıldığında ve Huawei'den kaynaklı olduğu tespit edildiğinde e, arızalı ürünün yerine takılacak olan yeni ürün e, sizin belirleyeceğiniz, yatırımcının belirleyeceği adrese lojistik masrafları Huawei tarafından üstlenecek şekilde gönderilir. Yeni ürün yatırımcı tarafından teslim alınır. Arızalı ürün aynı kutuya konulup Huawei'in paylaşacağı barkod üzerine yapıştırılıp Huawei'ye geri gönderilir. Bu şekilde sıfır lojistik masrafıyla yatırımcıya yeni bir inverter sağlanmış olur. Ertuğrul Bey'e de değerli yorumları için teşekkür ederiz. Geniş ölçekte projelerimiz, projelerinde invertörlerimizi kullanan bir yatırımcımız memnuniyetlerini paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Anti-PID cihazının e, kullanım imkanı ile ilgili e, Savaş Bey'den bir soru gelmiş. E, nötürsüz bir altyapıda evet anti-PID cihazını entegre ederek e, PID degradasyonunu e, ortadan kaldırmayı, e, geleceğe yönelik e, etkisini ortadan kaldırmayı sağlayabiliriz. Bu e, tabii ki e, bulunulan koşullara göre PID degradasyonunun kullanılan panele göre PID degradasyonunun e, oranları değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak %0.5-0.7 0.5 öngörülebilir ancak e, ciddi neme, ciddi sıcaklığa sahip koşullarda ve e, panel modelinin markasına göre e, bu oranlar e, çok daha yüksek seviyeye çıkabiliyor ne yazık ki. İnvertörlerin garanti sürelerinin ilk 5 yıl içerisinde istediğimiz zaman uzatılıp uzatılamayacağı sorusu gelmiş. Evet uzatılabilmektedir. Garanti süresinin istediğiniz herhangi bir noktasında ek 5 yıllık, ek 10 yıllık, 15 yıllık paketleri satın alabilmektesiniz. Az önce sunumumuzda bahsetmiş olduğum IV Curve Diagnosis sistemi şu an sistemimiz, altyapımızı kullanılan kullanıcılarımız için Netiko üzerinde ulaşılabilir noktadadır. Bakım kısmında Smart IV Curve Diagnosis şeklinde karşınıza çıkar. Ancak bu altyapıyı kullanmak için ürünlerinizin ve dataloglarınızın uygun yazılım versiyonuna sahip olması ve bu cihazlara lisans dosyalarının atılmış olması gerekiyor. E, gerekli lisans başvurusu için yine ekranda gördüğünüz e posta adreslerinden bizlere başvurabilirsiniz. Optimizer ile ilgili ticari ve endüstriyel çatı sistemlerindeki kullanımı ile ilgili bir soru gelmiş. E, biz ticari ve endüstriyel çatı sistemlerinde çok sayıda MPPT'ye sahip olduğumuz için panel seviyesinde MPPT olarak görev yapan e, harici MPPT olarak görev yapan optimizer cihazlarını çözümümüzde e, çok uygun görmüyoruz. Sistemimizi biz e, olabildiğince basit, e, olabildiğince verimli tutmaya çalıştığımız için e, optimizer cihazları da e, sektördeki farklı modelleri var e, her panel için bir tane, iki panel için bir tane şeklinde. E, bu cihazlar da çatı üzerinde kurulum sayısını, kurulum nokta sayısını çok ciddi şekilde arttırdığı için e, biz bu sistemleri kendi çözümümüze entegre etmeyi tercih etmiyoruz açıkçası. Huawei'in de e, yine e, sunumda bahsettiğim üzere kendi optimizer modelleri var. E, geçmişte e, mevcut olan 375 wattlık optimizerımıza bu sene 450 wattlık bir optimizer modelimiz ekleniyor. Bu optimizerımız yine daha küçük boyutlu çatılarımız için e, bireysel çatılarımız için ön planda olacaktır. Ancak endüstriyel seviyedeki çatılarımızda e, optimizer yerine yüksek güvenliğe sahip invertörlerimizle biz çatı güvenliğini sağlayabildiğimizi ve çok sayıda MPPT ile yine optimizer'e kıyasla daha yüksek verim elde ettiğimizi öngörüyoruz. Özellikle e, lisanssız e, enerji üretimi, lisanssız tesis başvuruları ile ilgili sorularınız için daha sonrasında e, ekranda gördüğünüz e e-posta adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuda mevzuatla ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşmayı tabii ki e, isteriz. E, sorularınıza cevap vermek isteriz. E, <laughs> yine e, sisteminizde ürün ve çözümlerimizin kullanılabilirliği konusunda sizlere bilgi paylaşma imkanımız olacaktır. Yine teknik konular için daha sonradan bana ulaşabilirsiniz. cakkan.gazioglu.huawei.com Teknik sorularınız için, e, bunlar döküman ve broşür paylaşımı şeklindeki sorularınız için ben e, size e, sonrasında yardımcı olabilirim. PID sisteminin kullanılabilirliği ile ilgili. Evet, o 36KTL invertörümüz de e, anti-PID cihazımızla kullanılabilir. Ancak e, bu invertörün nötr kullanmayan bir sistemde e, faaliyet gösteriyor olması lazım. Ee, bu konuda bir tek atşaması da paylaşırsanız, altyapının kontrolünü yapıp e, sistemin uyumluluğu konusunda size geri dönüş yapabiliriz. Panel üretimimiz olup olmadı, olmadığı konusunda bir soru gelmiş. E, güneş paneli üretimi Huawei'de söz konusu değildir. E, Huawei sadece e, şebeke bağlantılı inverterler e, ve bunlarla e, uyumlu çalışan yan aksesuarlar konusunda yardımcı oluyor. Bu yan aksesuarlar daha çok haberleşme cihazları ve optimizer şeklinde. Bir soru da e, geri alınan ürünün e, garanti kapsamında geri alınan ürünün e, Huawei tarafından teslim alınan ürünün ne yapıldığı ile alakalı. Bu ürünler e, dispoz ediliyor yani parçalarına ayrılıyor e, arıza sebebi teslim edildikten sonra ve tekrar kullanılmıyor. E, kaçırmış olduğum bir soru varsa e, ya da ek sorunuz varsa şu an tekrar alabilirim. Onu daha sonrasında link olarak paylaşacağız. Ee, yine uzaktan istediğiniz zaman erişebiliyor olacaksınız. Bir soru daha gelmiş. Fusion Solar ve Netiko sistemleri arasındaki farklar nelerdir? E, Netiko sistemi e, mevcut kullanıcılarımızın bileceği bilgilerdir bunlar. E, bütün ürün gruplarımızın e, geçmişte Geçmişten bugüne uyumlu olduğu, kullanıldığı bir sistemimizdi. Fusion solarsa gelecekte Huawei'in geçmeyi planladığı uzaktan görüntüleme altyapısı. Birebir aynı altyapıya sahip sistemler sadece arayüzüde görsel olarak farklılıklar var. Yazılımsal olarak farklılıklar kullanıcılarımıza, yatırımcılarımıza yansımayan farklılıklar. Şu an dongle kullanan sistemler, smart dongle kullanan sistemler Fusion Solar altyapısına Diğer sistemler yine Netico altyapısına rahat olarak, rahatlıkla tanımlanabiliyor. Türkiye için iki altyapı da şu an hizmet verebiliyor. Güneş panelleri, evet o konuda bir soru gelmiş. Güneş panelleri Huawei'in ürün gamında bulunmadığı için Huawei'den bağımsız olarak farklı üreticilerden satın alınması gereken ekipmanlar. Bunun dışında, bugünkü eğitimimizin dışında gelecekte de e, sunumun başında bahsetmiş olduğum community.solar.hawaii.com adresinden de lanse etmeyi planladığımız e, özellikle servis ve bakım işletme konusunda bir eğitimimiz söz konusu olacak. Farklı ürün gruplarına hitap edeceğimiz e, farklı eğitimlerimiz de olacak. E, bu konularda e, gelecek eğitim programımız konusunda bilgi almak için e, hem LinkedIn sayfamızdan hem de kom.solar..com e, adresinden e, etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son bir soru daha gördüm. E, lojistikle alakalı. Normalde bizim e, çalışmakta olduğumuz lojistik şirketiyle olan anlaşmamız kapsamında e, dağıtım merkezlerinin olduğu her bölgeye biz e, invertör tedari, yedek invertör tedariyi sağlayabiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir problem yaşamanız söz konusu olursa e, bizlerle e, ekranda gördüğünüz e-postalar üzerinden haberleşebilir. Durumu bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun üzerinden lojistik firmayla tekrar iletişime geçerek geçebiliriz. E, community.solar.huawei.com adresinin şu an Türkçe gözükmediği konusunda bir geri dönüş geldi hemen. E, evet doğrudur e, çeviriler şu an devam ediyor. E, yakın zaman içerisinde bir iki hafta içerisinde e, çevrilmiş şekliyle e, size hizmet vermeye başlamış olacak adres sitemiz. Bir soru daha gelmiş. Garanti kapsamına girmeyen ürünler için servisimiz konusunda. Evet, e, Huawei'nin servis mantelesi ürün değişimine yönelik olduğu için. Ürünlerin e, bir e, kart değişimi, parça değişimi yahut saha bakımı söz konusu olmadığı için. Tamamen bakımsız inventörler olduğu için e, garanti kapsamı dışında bir bakımımız, servisimiz şu an söz konusu değil. E, bu konuda onarım konusunda e, şu an... E, bir altyapımız da söz konusu değil açıkçası. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, kurulumla ilgili bir problemden kaynaklanan sorun söz konusu olduğunda servis ekibimizle ve bizimle oradan iletişime geçebilirsiniz. Gerekli yönlendirmeleri sizinle paylaşıyor oluruz. Herhangi bir ağızda durumunda yedek invertör stoğumuz Huawei'in kurumsal iş grubu altında faaliyetini gösteren yedek parça departmanımız tarafından yönetilmekte. biz bu departmanımızda imzalamış olduğumuz her kontratı paylaşıyoruz. Her kontrat için belli bir yüzde dahilinde yedek parça departmanımızın bizim adımıza yedek ürün bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Bu ürünler İstanbul'daki depomuzda yer alıyor ve bu depomuzdan sizin belirleyeceğiniz adrese biz e, hafta içi e, her iş günü e, ürün çıkartımı yapabiliyoruz. Standart e, garanti süremiz e, iki iş günü içerisinde e, arıza onaylandıktan sonra iki iş günü içerisinde yedek inventörün sizin e, tarafınıza gönderilmesi şeklinde. 2014'ten beri Türkiye'de biz bu şekilde faaliyet gösteriyoruz yedek parça konusunda ve şimdiye kadar hiç çok bulunmaması gibi bir durumun söz konusu olmadı açıkçası. Yine başka sorunuz varsa şu an alabilirim. Şakan Bey, bir tane sorumuz var. Hüseyin Bey yazmış. Bir projemiz var. 400 kW'lık arena bilgisayar üzerinden direkt ürün satın alabilir miyiz diye. Projelerimizi zaten birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Bu konuda Hüseyin Bey'e to toplantı sonrasında ulaşmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Tabii ki tabii ki. Dediğim gibi ticari konularla ilgili ekranda görmüş oldukları mail adreslerinden bize ayrıyeten ulaşabilirler. Ee, o konularda e, satış yöneticilerimiz Kemal Bey ve Eray Bey e, yardımcı olacaklardır. Evet sanırım sorular da bitti şu an itibariyle. Ben de öyle düşünüyorum. Katılım için ee... çok teşekkür ederiz herkese. Ben de herkese dinlediği için bu değerli e, zamanlarını ayırdıkları için teşekkür ediyorum. E, umarım ki faydalı olmuştur. E, sunum içerisinde bahsettiğimiz gibi eğitimimiz daha sonrasında e, online platformlara upload edilecektir, link sizlerle paylaşılacaktır. Daha sonradan tekrar e, üzerinden geçme ihtiyacı hissederseniz buradan bunlardan ulaşıp e, gözden geçirebilirsiniz. Teknik anlamda sorularınız için bana çakkan.gazioglu.tuawei.com adresinden ticari anlamdaki sorularınız için ise satış yöneticilerimize Eray Bey e ve Kemal Bey'e mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz değerli katılımcılarımıza.